Öncelikle ben Almanım, Alman Türk'üm. İki, benim ana dilim Almancadır. Üç, Verwegenheit çok güzel bir Almanca kelimedir. Ben şahsen en sevdiğim kelimelerden biridir. Cesaret demektir, delilik demektir. Dışarıda olmak demektir, yabancı demektir. Hepsini içinde barındırır. Bu kelime neden konuldu diyorsanız, yaratıcılık Verwegenheit gerektir. Ve ancak o cesareti biraz deliliğe, biraz yabancı olmaya da hazırsanız bir şey yaratabilirsiniz. O yüzden doğru geldi. En soyut diliyle aslında çok ontolojik bir sergidir. Yani çok varoluşsal konuları ele alır. Kişisel deneyimleri ele alır. Dünya gözlemimi ele alır. Ama ne kadar sübjektif olsa da bence çok universal de bir mesaj içerir. Bu da aslında kırılganlıklarımız, yabancılaşmalarımız, korkularımız, acılarımız, arzularımız, ait olamama, ait olma çabamız. Bu gibi bence büyük konuları, yani özellikle şu anki Zeitgeist'i içerir. Şimdi tabii ben burada büyük bir binanın içine bir yerleştirme türünde bir sergi yaptım. Pentür içeren, duvar boyamaları içeren, yerleştirme içeren, ışık içeren, ses içeren. O yüzden aslında bir nevi kendi sanatın içinde bir multidisiplinarite de içeriyor. Ben soyutçuyumdur, felsefi anlamda ve real anlamda, yani öyle de tanımlarım. Abstraction'ı çok önemserim. Dolayısıyla çoğunlukla abstract resimlerden oluşan ve fakat içeride bir takım mesajları daha belirgin vermek üzere, bu da sanırım femininity, yani kadınlık, kadın üzerine bir mesaj da içerir. O yüzden bu sergide benim diğer sanatsal yolculuğuma baktığında daha somut bir şekilde kadını içeren resimler de vardır. Kadının yolculuğu, kadının hikayesi belki de kendi hikayemdir. Şimdi burası boş bir binaydı. Boşluklar benim için önemlidir. Hep boş binaları, boşaltılmış binaları, terk edilmiş binaları ararım. Burası da öyle bir yerdi. Burası bir sergi alanı değildi. Burası 15 yıldır kullanılmayan, terk edilmiş bir yerdi. O yüzden bu boşluktu beni aslında attract eden, yani çekici, bana göre çekici gelen. Bunun da bir anlamı var. Özellikle kullanılmasının bir anlamı var. Dolayısıyla binanın estetiği değil, binanın aslında hikayesidir. Binanın fenomenolojisidir, öyküsüdür ilginç olan. Ve 6 katlı olması. Üst katta aslında belli bir düzeyde bir inanç dünyasına bakması. Çünkü bu çevrede kiliseler, camiler yan yanadır. O yüzden benim de geçmişteki lise dönemlerimi çok hatırlatıyor. Çünkü ben manastırda okudum. O yüzden önemliydi benim için burada olması. İlginçti. 6 kat... büyük bir bina. 6 katı da dolduran veya bir şekilde doldurmaya çalıştırdığınız bir sergi söz konusu. Sanat izleyicinin içinde saklıdır. O yüzden bizim veya sanatçının verdiği mesaj değil, kendi hissettiği mesaj veya aldığı mesaj çok önemlidir. O yüzden herkes de bir yolculuk tetikleyeceğini veya bir senkroni tetikleyeceğini, bir aynalama tetikleyeceğini düşünüyor. Şu ana kadar izlenimimde öyle oldu. Ve sanat aslında karşıdaki insanda, izleyende bir yolculuk, bir deneyim dünyası oluşturur. Buna izin vermelerini isterim.